Muhtemelen hepimiz bir şeylere bağımlıyız. Bağımlılığın beyinde nerelerden kaynaklandığını anladığımızda kendimizle ilgili de oldukça ilginç farkındalıklar yaşayacağız. Bağımlılıkla mücadelede aklımıza gelen her yöntemi deniyoruz. Fakat bunların önemli bir kısmı maalesef başarıya ulaşamıyor. Zira çoğu zaman bağımlılıkla ilgili belki de en önemli gerçeği gözden kaçırıyoruz. Bazı kimyasalların çok küçük dozlarda hatta bazen tek bir kullanımda bile bağımlılık yaptığını duymuşsunuzdur. Mesela morfin gibi. Morfin ve benzeri uyuşturucular gerçekten de çok etkilidir. Ve bazı insanları ilk kullanımından itibaren kendisine köle yapabilir. Fakat mesela ameliyat geçiren birçok hasta ameliyat sonrası ağrılarının azaltılabilmesi için çok daha yüksek dozlarda ve çok daha yüksek saflıkta morfin ve benzeri maddeler alırlar. Bazen günler boyunca morfin yahut benzeri ilaçlar alan bu kişiler genellikle hiçbir zaman hastaneden madde bağımlısı olarak çıkmazlar. Acaba neden? Madde aynı madde, insan aynı insan olduğu halde neden hastanedeki insan bağımlı olmaz da dışarıda bu maddeleri deneyenler hızla bağımlı hale gelebilir? Bunun gibi garip soruların tek ve açık bir cevabı var. Bağımlılık bir beyin sorunudur ve insanın beyninin nasıl çalıştığı, ne tip deneyimlerle şekillendiği, bir madde yahut davranışın bizi nasıl etkileyeceğini belirleyen en önemli faktördür. Dolayısıyla bağımlılıkla mücadele ve bağımlılık yapıcı madde ve davranışlardan özellikle gençleri uzak tutma bu meselenin beyinde hangi mekanizmalarla ilgili olduğunu bilmekten geçer. Bağımlılığın bir beyin sorunu olduğunu ve insan beyninin ne kadar büyük bir değişim potansiyeline sahip olduğunu anladığımızda bağımlılıklara bakış açımız da kökten değişecek. Bu eğitimimizde bağımlı beynin şifrelerini ve beyni olumlu yönde değiştirmek için neler yapabileceğimizi en anlaşılır şekilde konuşurken, özellikle gençlerimizi bu sorundan nasıl uzak tutacağımıza dair de son derece anlaşılır ve uygulanabilir fikirler edineceğiz. Açık beyin eğitimlerinde görüşmek üzere.